Süleyman Alp TV kanalından hepinize merhabalar, saygıdeğer ve sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber teknoloji içeriklerimizin yeni bir bölümüyle sizlerin karşınızda olacağız. Belki de teknoloji çağına geçtiğimizin en büyük belirtilerinden bir tanesi olan sanki bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi bir gözlük elimde var. Ray-Ban ve Meta'nın işbirliğiyle yapılan Wayfarer akıllı gözlüğü bugün inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, şu anda elimde görmüş olduğunuz gibi gerçekten böyle yani çok şans eseri elime ulaşan bir cihaz oldu. Çok fazla video çekmek istiyordum. Allah nasip etti, biz de çekiyoruz. Ve bu cihazı bize sağladığı için buradan Yasin abiye çok teşekkürlerimi, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bize bu cihazı gönderdi, sağ olsun, var olsun. Ona buradan çok teşekkürlerimi sunuyorum. Arkadaşlar baktığımız zaman gerçekten belki de artık teknolojinin böyle farklı bir boyuta taşındığını bu cihazla beraber hissedebiliriz. Günlük hayatımızda bu cihazı kullandığımız zaman ayrıyetten bize ne kazandırıyor arkadaşlar? Yani baktığımız zaman şimdi ben mesela kendi bir kişiliğe şöyle bir kişiliğe sahibim. Eğer ben bir gün güneş gözlükle dışarı çıkıyorsam kulaklık takmayı sevmiyorum. Değişik bir insan gibi duruyormuşum gibi oluyor arkadaşlar. Bundan dolayı sevmiyorum ama bu cihazın içine yerleştirilmiş bir hoparlör var. Ve gerçekten sizin asistanınızmış gibi çalışabiliyor. Bu cihaz tam size göre olabilir. Oh, çok şükür yarabbim. Şimdi diyeceksiniz abi fiyat konusu birazcık garip diye. Evet, fiyatı birazcık Türkiye şartları içinde yüksek. Ama birçok kişi hep yurt dışından getiriyor böyle cihazları. Neredeyse yarı yarıya fiyatına, belki yarıdan daha ucuz bir fiyata bu cihazı temin edebilirsiniz. Yaklaşık cihaz arkadaşlar bende 2 gündür var. Ve ağırlık konuşan ilk elime aldığım zaman normal Ray-Ban'ın kemikli gözlük deniliyor bunlara. Kemikli gözlüğü ağırlığındaki bir cihaz var. Tabii ki de sap kısımları birazcık daha ağır. Yani içine bir batarya yerleştirilmiş ve bu bataryayla beraber tabii ki de daha ağır bir hissiyatı var. Yani elimde böyle dengede durmaz. Kemikleri daha ağırdır. 7.8 gramlık bir ağırlığa sahip. İlk elime aldığımda hafif gibi. Ama arkadaşlar gözüme taktıktan ve yaklaşık 1-2 saat gözümde durduktan sonra böyle birazcık kafam aşağı doğru eğiliyor. Yani bunu buradan söyleyebilirim. Maalesef ki birazcık ağır. Ama çok da ağır değil yani. Böyle taktığınız gözüm ne kadar ağır böyle düşmüyor. Yani böyle bir izlenime sahip değilim. Ama uzun müddet taktıktan sonra birazcık böyle gözümden düşebiliyor yani. Onu buradan söylemek isterim. Şimdi arkadaşlar cihazımızın görününe gelelim. Peki yani bu cihazın kamerası nerede? Bu cihazın üstündeki flash nerede? Mikrofonlar nereye yerleştirilmiş? Hoparlör kısmı nerede? Bakalım. Şimdi arkadaşlar cihazı şu şekilde tuttuğumuz zaman gördüğünüz gibi bir adet flash ve bir adet kamera var. Peki flash ne? Yani bir fotoğrafı flash'ı çekmemize mi olanak sağlıyor? Veyahut bu flash farklı şeylere mi olanak sağlıyor? Şimdi arkadaşlar bu cihaz çok şey bir cihaz olmasın yani dışarıda insanları kaydetmeyin diye bir adet flash yerleştirmiş. Şu anda gördüğünüz gibi flash yanıp söndü. Fotoğraf çekti ve dedi ki ben birisinin fotoğrafını çekiyorum. Bundan dolayı bu şekilde flash yakıyor. Mesela şu anda videoya başladım ve üstünde bir flash yanıyor arkadaşlar. Bundan dolayı çok fazla şey olmuyor yani insanlar karşısında şey kaydediyormuş gibi bir izlenim bırakıyor. Cihazımızın üstünde 5 adet mikrofon var. Bu mikrofonlar cihazımızın alt kısmına yerleştirilmiş, üst kısmına yerleştirilmiş ve sap kısımlara yerleştirilmiş. Bu sayede sesiniz gerçekten çok berrak ve çok güzel bir biçimde ses kaydedilebiliyor. Aynı şekilde cihazımızın üstünde bir sesli asistan konumlandırılmış arkadaşlar. Bu sayede de aynı bir Siri, Google Asistan gibi veya Bixby gibi, Samsung'daki gibi basit temel şeyleri bu cihazda yaptırabiliyorsunuz. Şimdi bunu konuşmuşken bir de şunu söylemek istiyorum. Bu Meta ve Ray-Ban'ın işbirliğiyle yapılan bir gözlük. Bu daha ilk versiyon arkadaşlar bu cihazın. Bundan dolayı bunun 2. 3. versiyonda veya Wayfarer Pro olarak belki yeni zamanlarda lansman edecek bu cihazlar çok daha hafif ve belki de çok daha iyi yapılacaktır. Kamerası daha fazla geliştirilecektir. Bu daha ilk versiyon. Bundan dolayı bu cihaz bile yani ilk versiyonu bile çok güzel bir biçimde yapılmış. Cam konusu yani değil mi? Bir gözlük biz taktığımızda en fazla neye dikkat ederiz? Ya bu cam nasıl? Yani bu cam bize neyi imkan sunuyor? Arkadaşlar baktığımız zaman camda 150'den fazla seçeneğimiz mevcut. Birçok renkte, birçok şeyde farklı cam modellerini tercih edebiliyoruz. İşte sadece sade cam tercih edebiliyoruz. Şeffaf cam tercih edebiliyoruz. Numaralı oluyor mu bilmiyorum ama bu şekilde polörlü bizdeki rengi yeşil yani burada Ray-Ban P yazıyor zaten. Polörlü cam alabilirsiniz. Bizdeki rengi yeşil ve gerçekten bunu çok seviyorum. Bu zaten Ray-Ban'da klasik. Gölgeli bir yerde sanki dışarıyı harbiden çıplak bir biçimde görüyormuşsunuz gibi gözünüz ama güneşli bir yerde yine güneşli ama çok soluk bir güneşli görüyorsunuz. Yani çok güzel bir cama sahip bizim elimizdeki. Cihazımızın sağ tarafına arkadaşlar dokunmatik bir yüzey yerleştirilmiş. Bu şekilde Spotify veya garip şeyler ekleyerek oraya bastığınız zaman o uygulama açılabilir. Veyahut mesela müzik dinliyorsunuz diyelim.
elinizi şöyle yaptığınız zaman ses açıyor veya şöyle yaptığınız zaman ses kısıyor. İki kez dokunduğunda yeni videoya geçiyor. Mesela bir kez dokunduğunuzda videoyu durduruyor, bir kez dokunduğunuzda videoyu açıyor gibi güzel bir bölüm kısa kısma yerleştirilmiş. Gel uygulamaya. Uygulamayı bu şekilde buradan kontrol edelim. Şimdi arkadaşlar bu cihaz yaklaşık bir ay önce MetaWave uygulaması Türkiye'de geldi. Türkiye'de de kullanıma açık oldu. MetaWave uygulamasına girdiğimizde şu şekilde evet cihazımızı görüyoruz. Arkadaşlar cihazımız şu anda sol üstte tıkladığımda işte burada şarjın ne kadar olduğunu, ne kadar şarj olduğunu buradan birçok kısmı görebiliyoruz. İşte buradan kameraya tıklıyoruz. Kamera ayarlarını buradan gerçekleştirebiliyoruz. Mesela buradan skipledim. Buradaki birçok ayar genişletilebiliyor arkadaşlar. İngilizce oldu yani evet İngilizce. Bundan dolayı keşke Türkçe olsaymış. Mesela Spotify'a diyebiliyorsunuz ki buraya eğer iki kez dokunursanız Spotify uygulamasını aç. Burada diğer uygulamaları da. Ayarlar bölümü bu kadardı. Bir sağında arkadaşlar fotoğraflar bölümü var. Buradaki fotoğraflar evet şu anda blurlu olur ekranda. Evet burada çektiğim fotoğraflar görüyorsunuz. Buradaki fotoğrafları genişletebiliyorsunuz. Ve telefonunuzun içine alabiliyorsunuz buradaki fotoğrafları. Neden alabiliyorsunuz? Neden almayalım? Eğer içindeki fotoğrafları galerime kaydedemiyorsam hiçbir anlamı yok. Bundan dolayı buradan galerimi alabiliyorum. Ama galerimi alırken uzun sürüyor arkadaşlar. Yani işlem uzun sürüyor. Kısa bir işlem yok. Uzun sürdüğünden dolayı maalesef ki birazcık insanı yoruyor. Yani birazcık bekletiyor. Evet burada uygulama çok şu anda etkin değil gibi. Yani bazı özellikler daha fazla genişletilebilir. Bunu da Wi-Fi 2 veya farklı bir isimle gelecek yeni o zamanda lansman edilecek bir cihazda görebiliriz. Şimdi ben bundan sonra kutumuza gelmek istiyorum arkadaşlar. Kutumuz gerçekten çok yakışıklı duruyor. Yani Ray-Ban'ın klasik kutuları gibi. Ray-Ban'ın birçok kutusu böyle tasarlanıyor. Fakat şurada bir düğme ışık benzer bir yer var. Şimdi arkadaşlar kutumuzu şu şekilde açtığımızda bir bakıyoruz ki içerisi dolu. İçeride bir batarya kısmı bizleri karşılıyor. İçeride bir yer kısmı karşılıyor. Cihazımızı şu şekilde kapatıyoruz ve cihazımızı buraya konumlandırdığımız zaman birazcık bastırıyoruz. Ve yeşil yanında buraya kapattığımda cihazımız şarj oluyor şu anda arkadaşlar. Aynı AirPods gibi kullanabiliyorsunuz arkadaşlarım. Birazdan batarya sürelerine de geleceğim. Evet, çok garip bir mevzu ile karşı karşıya edeceğiz. Peki bu gözlük hangi işlemciyi kullanıyor? Çok önemli bir soru. Snapdragon AR1 Gen 1 platformu kullanıyor arkadaşlar. Bu sayede de yaptığınız etkinlikleri çok iyi bir biçimde kullanabiliyorsunuz. Mesela daha ilerideki zamanlarda ne olacak arkadaşlar? Gözlük eğer çok fazla data ve eğer çok fazla bilgi verirseniz cihaza bu zaman diyecek ki mesela soracaksınız hey Meta ben bugün nerede yemek yiyebilirim? Tabii bunu İngilizce olarak söylemeniz lazım. O sizin topladığı dataları ve topladığınız bilgileri bir süzgeçten geçecek ve bunun sonucunda da diyecek ki uzun zamandır köfteci Ahmet abiye gitmiyorsun diyecek örnek salladım şu anda. Ve bu şekilde sizin harbiden bir asistanınız haline gelecek. Bu yeni zamanlarda şu anda bu kadar data ve bilgi toplayamıyor. Ama ilerideki versiyonlarda da bunları yapacak. Telefonla konuşma muhabbeti var. Yani ben bu cihazı 2 gündür hatta 2-3 gündür kullanıyorum. Ve gerçekten konuşma muhabbeti çok güzel. Yani kulağımda böyle bu şekildeyken. Mesela ben elektrikli scooter kullanıyorum. Orada böyle bir kez bir basıyorum arkadaşlar cihazımızın şurasına. İşte örnek veriyorum annemle konuşabiliyorum gözlük üzerinden. Bu gerçekten güzel bir özellik haline geliyor. Ve arkadaşlar cihazımızın içinde 32 GB'lik bir depolama birimi var. Şöyle düşünün arkadaşlar iPhone'larda ilk çıktıkları zamanlarda yani 8 GB, 16 GB RAM'lerle gelmişti. Şimdi tabii ki de onlarda 128 ve 156 GB depolama birimleri var. Bu da gittikçe belki 1 TB'lik bir depolama birimi olacak. Evet 32 GB'lik bir depolama birimi var. Bunlarla beraber birçok fotoğraf ve birçok video çekebiliyoruz. Yani video konusu ilerideki zamanlarda daha da genişletilebilir yazılım tarafında. Video bazen duruyor kendi kendine. Ya bunlar tabii ki de genişletir. Bu cihaz bize ne kadar premium kullanıyor değil mi? Mesela ben bir tatile gittim diyelim. Değil mi? Tatilde insanlar tüm gün geziyorlar bir takıyorlar. Yani bir daha çıkarmıyorlar belki gözlüğü. Arkadaşlar cihazımızın tam bataryayla %100 bataryayla cihazımız tam 4 saate kadar kullanabiliyoruz. Tabii mesela tüm gün video çekerseniz belki bu saat 3,5 saate düşer. 3 saate düşer. Ama 4 saat boyunca cihazımızı kullanabiliyoruz. Ve kutuyla beraber de 8 kez kullanabiliyoruz arkadaşlar. Yani bu kutu bir AirPods görevinde geliyor. Yani ben bu cihazı böyle katlayıp cihazımızın içine şu şekilde yerleştirirsem, takarsam tam bu şekilde 8 kez şarj edebiliyorum 0'dan 100'e. Teorik olarak arkadaşlar tam 36 saate kadar bu cihazı kullanabiliyoruz 0'dan 100'e. Şimdi gelelim peki arkadaşlar bu cihaz bize hangi bağlantıları sunuyor? Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 ile beraber geliyor. İşte 5.2'nin 5.4'ü var daha iyi bir şey. Ya bunların aralığında çok bir fark yok. Böyle ölümcül bir fark yok. Fakat yani yine de bağlantıları güzel. Yani dediğim gibi uygulama ve Bluetooth'la beraber birazcık daha genişletilebilirse belki daha iyi bir biçimde
kullanılabilir. Arkadaşlar, özellikleri bitirdim. Ben bu cihazı yazın bir kere daha videosunu yapmak istiyorum. Uzun kullanım test videosu diye. Yasin abi yine teşekkürlerimi sunuyorum buradan. Bu cihazı bize temin ettiği, bize sağladığından dolayı saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Yasin abi de çok severiz. Peki yani günümüz şartlarında bu kadar pahalı bir ürüne bu fiyat verilir mi? Arkadaşlar, teknoloji durmadan ilerliyor. Bunun 2 ve 3. versiyonları tabii ki de daha da pahalı olur. Çünkü bu cihaz tutuldu, yani bu cihaz satıldı. Ray-Ban zaten çok bilindik ve çok iyi bir marka. Ve bununla beraber Meta da bir o kadar iyi bir marka. Şimdi gelelim velhasıl keleme arkadaşlar. Bu cihazın hoparlörü şu şekilde çok güzel. Dışarıdaki sesleri size veriyor. Yani mesela motor kullanırken diyelim, birisi arkadan korna basarsan kulaklık takarsanız duymazsınız. Ama bu cihazla beraber duyabilirsiniz. Cihazın içinde hoparlör olduğundan dolayı birazcık dışarıya da ses veriyor arkadaşlar. Bu kötü bir detay. Ama da ben motor kullanıyorum, kulaklık takmak istemiyorum, kulaklık takınca kötü oluyor. Hem kulaklık almak istiyorum hem de bir adet de gözlük almak istiyorum derseniz ya, bunların birleşimi Ray-Ban Meta akıllı gözlüğü satın alabilirsiniz. Bu cihaz Apple'da daha iyi çalışıyor, yani Android'de de çalışıyor ama Apple'da birazcık daha iyi çalışanı söyleyebilirim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılarımı, sevgilerimi sizlerle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.